Yavaş yavaş deneyelim bakalım ne oluyor. Şimdi buradakiler kim geçiyor arkadaşlar? Yok. Öyle kim geçiyor? Alabiliriz tabii. Hemen şunları yana alabiliriz. Ha onlar almayacak mı? Yok. Onlar bu sefer bir yol. Olsun ya anladım. Arkadaşlar kaybo yapmaya hazır olun. Hadi gidelim. Hazır mısınız? Biraz aşalım arkadaşlar, böyle olmaz zaten. Tamam, birinci parça olursa yalnız. Birinci parçaymış. Birinci parçayı tanımlıyorum. Birinci parçaymış. Hazırsa, hazır olduğu zaman gönderirsen memnun oluruz. Arkadaşlar şu anda grup halinde bu olayı deneyeceğiz, görmüş olduğunuz gibi. Hatta bir grup ismi bile koyabiliriz, öyle değil mi? Ne koyalım? Zurnalar. Grup güçlü. Zurnalar. Zurnalar. Zurnalar, tamam. Eyvallah. Hey. Bak bu ecene, step'e geliyoruz. Tamam, dizine bir yere biraz yana. Bunlar ısınmak için. Evet, birazcık bacağımı ısıtalım. Evet, ısıtalım. Diğer tarafa. Şimdi sağa sol. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Hangisinden insanlar ilgi gösteriyor? Yani yaşlılar mı, gençler mi? Yoksa maddi durumu çok iyi olanlar mı? Ne bileyim, boşta gezenler mi? Şimdi bizim alanımızdan bahsedeyim ben. Bizim çalıştığımız bölge bir baz alayım. Aşağı yukarı 14-15 yaşından 60 yaşına kadar çalışan kesim var. Yaşlısından gencine kadar. Yani bunu payboyu da yapıyorlar, stevi de yapıyorlar, aerobi de yapıyorlar. Üçünü birden yapıyorlar. Aletleri çalışıyorlar, fitness aletlerini çalışıyorlar. Yani bu yaş grubu aşağı yukarı 14-15'ten başlıyor, gidiyor yani. Sporun yaşı yoktur. Yani işte durumuna bağlı kişilerin. Yani kondisyon durumlarına bağlı. Kondisyonu iyiyse 70 yaşında çok iyi koşanlar var mesela. Onlar çok rahatlıkla yapıyorlar. Yürüyüş yapanlar var. Yani yürüyüş yapabilen, tempolu bir yürüyüş yapabilen herkes aşağı yukarı hepsini yapabilir. Peki bu arada ben ileride sormak istiyorum. Mesela bu sporları biz adli çalıştırmada yaptırıyorsunuz ve bunun belli kademeleri var. Nasıl oluyor? Mesela hiç spor yapmamış bir insan ya da spordan uzak kalmış bir insan size geldiğinde nasıl bir tavsiye veriyorsunuz ona? İlk gelen kişilerde sorumuz ilk önce daha önce spor yaptınız mı? Bu önemli.
spor yapmadıysa eğer ilk çalışmada bir 45 dakika, 1 saatlik bir fitness çalışması yaptırıyoruz, aletli çalışma. Bu aletli çalışmada aletleri önce tanıtır şekilde oluyor. İşte aletlerin hangi kasları nasıl çalıştırdığına dair ve çok az kilolarla, az tekrarlarla sadece aletlerle tanışma babında oluyor. Peki bir şey sormak istiyorum Arzu. Spor yaparken, bu sadece salonda yapılabilir mi? Spor yoksa dışarıda da yapılabiliyor mu? Yani açık havada, güneşli havada, parkta. Çünkü belediyelerin bir takım böyle organizasyonları oluyor, açık alanlarda. Tabii ki belediyesinde özellikle. Peki bir şey sormak istiyorum. Bu sporu yaparken zeminin nasıl olması lazım? Yani beton olursa zararlı olur mu? Yoksa tahta mı olması lazım? Parke mi olması lazım? Plastik mi? Parke olabilir. Ama kesinlikle düz bir mekanda olur. Peki. Yani, oraya gelmek istiyordum ben de. Mesela Gültekin, bunu biz açık havada beton zemin üzerinde yaparsak dizlere ya da kalçamıza ya da ayak bileklerimize zarar olur mu? Yani tabii şimdi zeminin biraz esnek payı olması lazım. Betonda yani bir çıkıyorsun, dizlerine bir baskı uygulamıyor. Bir esnek payı olmak için direkt basıyorsun ve dizleri problem oluyor. Ama esnek payı olduğu zaman bu söz konusu değil. Yani biz kendi salonumuzda en azından böyle bir zemin kullanıyoruz. Böyle bir zemin kullanıyorsunuz, evet. Anladım. Peki şunu merak ediyorum, bu sporu yaparken hiç sakatlık oluyor mu? Yani sakatlanan insanlar oluyor mu? Daha doğrusu siz bocasınız, size pek bir şey olmaz da. Herhalde bir şey olmaz. Oluyor mu? Olmuyor mu? Onu bir soralım isterseniz. Siz de sakatlıklar geçiriyorsunuz herhalde. Yani şimdi, çok teşekkür ederim. Sen silersin istersen. Duygucuğum sağ ol. Duygucuğum mendil getirmiş bize, sağ olsun. Ne sormuş? Dedim ki sakatlandım. Ben böyle dağıtırım. Sakatlık, yanlış kişilerin elinde sakatlık oluyor. Yani antrenör çok önemli. Ciddi anlamda hocaların beden eğitimi bölümünden mezun olması gerektiğini arkadaşlarımız zaten konuşuyoruz. Böylelikle nasıl insanlar sakatlanır, sakatlıklarında tedavi, ilk tedavi, her şeyini biz böylelikle bilmiş oluyoruz. Ve daha risksiz hareketler yaptırıyoruz. O yüzden bilinçsiz hocaların elinde sakatlıklar oluyor. Yani biz fazla karşı karşıya gelmiyoruz. Yalnız şunlar oluyor. Dersin içerisindeyken bir anda giriyor. Tahmin edemiyorsunuz. Çok kalabalık oluyor seanslar. Göremiyorsunuz. Bir anda geliyor ve ısınmadan yaptığı için hareketleri sakatlıklar meydana geliyor. Onda da bizim yapacağımız ya şey. Ya da yanlış basıyor. Bir şekilde dokunma oluyor. İşte düşme evet. Oluyor. Dönme oluyor size falan. Özellikle spor akademisi mezunu hocalarda gördüm. Step öncesinde ölçülür. Arada tekrar az ölçülü sayılıyor, arada sayılıyor, sonunda sayılıyor ve normal gitmemişler varsa çıkartılıyordu dersler. Yani fena olsun, daha sonra dışarıda yapacağız.